Selam. Ne haber? Gerçekten konuşmaya artık utanmaya başladım. Galiba YouTuber'lık yeteneklerimi kaybetmeye başlıyorum. Biraz korkutucu. Bugün sizlere başkan anlamış olabileceğiniz üzere Dubai'de yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Ama ona geçmeden önce dün bir tane kargom geldi. Bir de ben Dubai'deyken gelen kargolarım vardı. Ya çok az bir şey var zaten. Onları bir göstereyim. Ondan sonra buraya böyle yığılan Dubai'den aldıklarımı sizlere burada göstereyim istiyorum. Hemen çok fazla uzatmadan bu gelen kargoyla başlamak istiyorum. Kargo Twist'ten geldi bu arada. Kapak fotoğrafı için bir tane bir şey ayarlasam acaba. Bu arka plan hiç güzel değil, değil mi? Ya bir daha böyle olmayacak. Bunu böyle çok ayarlayamadım ama. Ya çok da değil aslında. Neyse. Twist'ten arkadaşlar. Bir tane askı aldım. Böyle. Ya bunu ben aslında mağazada görmüştüm. Ama o zaman yeni sezondu. Şimdi indirimde diye aldım. Böyle saks mavisi ve siyah bir atkı. Çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Kumaşı çok güzelmiş bu arada. Bu kadar da Twist'ten aldığım. Bir de ben yokken Bershka'dan kargom gelmiş. Onu da bir göstereyim. Aslında bunu kafama takmak istemiyorum. Saçım bozulacak ama. Böyle bir tane kar maskesi aldım. Bu sene aslında kar tatiline gitmedik ama hala gitme durumumuz var. Kesin takarım ya. O kadar tatlı bir şey ki. Şimdi takacağım Şimdi soyguna gidiyorum arkadaşlar. Ben bunu Eskişehir'e neden götürmedim? Eskişehir'e gittim arkadaşlar. Dün de o kadar soğuktu ki aslında tam Aralık bir şey. Çok güzel. Biraz böyle görüyorsunuz. Bunu çıkarayım. Bu da indirimde. Ya Bershka'nın indirimden aldım bunu da. Sanırım 50 ya da 60 liraydı. Emin değilim. Bir de bunu aldım Bershka'dan. Yine böyle yeşil bir kazak. Bunu bir aşağı indirsem de görürseniz. Böyle ya çok uzun bir kazak değil. Crop da değil aslında. Yani normal boy bir kazak. Bunu daha hiç denemedim. Bunun etiketini kesmişler ama bu da sanırım 80 lira mı 90 lira mı neydi? Bu da indirimdeydi. Ve başka da artık 80-90 liraya kazak bulmak. Nerede bunun kafası? Bunu da deneyelim. Çok şeker oldu. Beğendim arkadaşlar. Video bunu devam edeyim mi? Yakıştı ortama falan. Tamam bununla devam ediyorum. Bir de iki tane şapkamız var. Öyle bir kot şapka bu. Bu H&M şapkası. Yeni sezon bu arada. Bunu geçen dışarı çıktığımda aldım. Bir de bu var. Bu da Adax'ın. Böyle. Bu kadardı. Şimdi Dubai'den aldıklarımı geçebiliriz. Vlog'taki alma sırama göre mi gitsem yoksa buradaki elime ne geliyorsa diye mi gitsem şu an emin olamadım ama aslında sanırım bunu son gün aldım. Buradan başlayayım şu an buna karar verdim. Bunları daha doğrusu. Son gün bu gittiğimiz bir yerden vlog'da izlersiniz görürsünüz. Daha yani ben şu an atmadım videoyu ama bunu atana kadar kesin onu atacağım zaten. Bir hediyelik eşya dükkanından aldıklarımla başlamak istiyorum. Şöyle iki tane postkart aldım ilk olarak. Bunlar böyle. Ben gittiğim yerlerde postkart almayı çok seviyorum da genelde böyle hiçbir yerde olmuyor. Ve fiyatları pahalı. Bunlar 2 dirhemdi. Yani 3,5'la çarpınca işte kaç yapıyor? 7-8 lira falan yapıyor. Yani bir tık pahalı ama orada anı kalsın diye almak istedim. Çok güzel ya. Şunun gün batımı şey aşırı güzel. Sonra iki tane marinet aldım. Biri böyle. Bunu hiç açmayacağım. Ya bunu alttaki video için bile hiç buzdolabına koymadım. Birini paketlemişler sağ olsunlar. Bunu yırtabilirim bence. Ne aldım ben de bilmiyorum. Ha,
Ha, böyle bir şeymiş bu da. Bir de yani böyle deve aldım. Dubai'den. Deve. Bu şekildeydi bu hediyelik şeyden aldıklarım. Sonra vlogun ikinci günü ilk gittiğimde H&M'de indirim vardı oradaki H&M'de. Buradakinde de var sanırım da bilmiyorum çok fazla. Bir tane sweatshirt aldım. Bunu zaten ya vlogda göstermiştim. Böyle. Ya bunu denemeyeceğim şu anda. Zaten denedim. Medium aldım. Çünkü small yoktu. Bir tık oversize ama güzel yani. Böyle lacivert. Saçma mavi lacivert bilmiyorum. Bir tane sweatshirt. Sonra Nike'a gittim. İlk gün Nike'a gittim. Kardeşime bir tane ayakkabı aldık. Şimdi böyle Air Force. Evet, Air Force 1 modeli kutusu da böyle. Oradan aldığım son hayatımız ayakkabı. Bu böyle bot tarzında. Bu arada aynı numara giydiğim için bana da oluyor. Çok benim tercihim değil ama ben de giyerim yani arada. Böyle bir ayakkabı. Diğer çift de böyle. Türkiye'deki Nike'da şu anda yok ama internet sitesinde gözüküyor. Bulabilirsem linkini koyarım. Yani her şeyin linkini koyacağım zaten aşağıya. Gerçi Dubai'den aldığım linkini koyamam ama. Buradan aldım. Bu da böyle. Sonra yine Nike'a gittiğimde kendime bir şeyler aldım. Şimdi onları göstereceğim size. İlk olarak böyle bir tişört var. Arkasında hiçbir şey yok. Sadece bir tane Nike amblemi var. Bu da oradaki Nike'ın indirim kısmındaydı. Sanırım small. Evet, small. Sonra bunu yine kardeşimle ortak giymeye aldım. Bir tane böyle yünlü polar. Polar Nike'ın. Ya ben pembe aslında çok fazla. Gerçi böyle deyip birazdan bir şey göstereceğim ama. Ya pembe giyimde çok fazla sevmiyorum. Aksesuarda falan iyi de. Böyle lastiği falan var. Bu da böyle polar. Bu da sanırım ya small ya medium yazmıyor içinde. Small'dur ortak aldıysam bunu. Bir de bir tane eşofman takımı aldım Nike'dan. Bunu ben Nike'ın internet sitesinde görmüştüm ama çok pahalıydı fiyatı. Orada da ucuz değildi gerçi ama onların birbirine göre bir tık daha ucuzdu. O yüzden oradan bunu aldım. Şöyle çok güzel detayları var. Çizgi çizgi, dikiş izi gibi. Arkası da böyle. Güzel bir sweatshirt bu. Medium. Bir de bir tane bunun eşofman var. Burada bunun eşofmanını ben bu sweatshirtle bu demin gösterdiklerim ayakkabı falan ikinci günümde aldım. Mesela ilk gün yani çok alışveriş, hiç alışveriş yapmadım hatta. Bunu son gün gitmeden önce buldum. Yani nasıl bulduysam altını başka bir Nike'da buldum. Bu da böyle arkası mı? Altında böyle Nike şeyi var. Onun üstünde dümdüz eşofman. İplerini ben hiç beğenmedim bu arada. Çok garip yani. Yine ikinci ya da üçüncü günümde emin değilim. Urban Outfitters'a helikopter geçiyor. Ben video çekeceğim ama hiç geçmeyen garip garip taşıtlar geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buraya zaten gitmeyi çok istiyorum. Yurt dışında fazlasıyla popüler bir mağaza burası. Buradan bir şeyler aldım. Şimdi ilk olarak yine böyle siyah bir tişört aldım. Adidas'ın bir tişörtü. Ay ışık çok güzel durdu. Şurasında Adidas amblemi var. Gözüküyor mu? Sanırım gözüküyor. Arkası da böyle. Bu da yani crop bir tişört sanırım. Biraz kısa. Böyle. Bu arada şu an gri gibi gözüküyor da bildiğimiz siyah yani. Güneş tam batacak herhalde. Çok güzel vurdu. Öyle. Bu da oranın yine indirim bölümü. Bunu large almışım. Yine oranın indirim bölümünden Nike'ın bir tane böyle mayosunu aldım. Çok göstermeyeceğim bunu ama böyle bir mayo. Bu arada fiyatları bence oranın birimlerine göre uygun. Yani blogda çok fazla fiyatları genel olarak pahalı dedim aslında ama eğer orada dirhem üzerinden para kazanıyorsanız ya gidip de Nike'dan bir sweatshirt almak bence uygun ama burada bir Nike'dan sweatshirt almak için asgari ücretin
yarısı neredeyse para vermeniz gerekiyor. Gerçi arttı asgari ücret ama çeyreği yani o zaman ya da üçte biri kadar para vermeniz gerekiyor. Ama orası için baktığımızda bence uygun geliyor yani. Bir de son olarak buradan bir tane çanta aldım. Böyle bir tane kot omuz çantası. İçi bayağı geniş. Zaten ben böyle çanta takmayı çok seviyorum. Bez çantam da çok fazla yoktu. Böyle. Bunu da buraya koydum. Sonra bu arada ben bunu da çok terledim. Bunu çıkarıyorum izninizle. Oh. Şimdi. Bizim Diyanar'ın gibi bir yerleri var. Onlar için diyorlar ya. Ben öyle yorumladım en azından. Öyle diyorlar. O tarz, Diyanar tarzı bir yer gibi. Ve gittiğim her AVM de vardı yani. Bu poşeti. Şimdi buradan bir şeyler aldım. İlk olarak bu Lana Del Rey'in kitabı. Yani yeni albümü, yeni albüm değil aslında, single'ın kitabını aldım. Violet Bend Backwards Over the Grass. Yazı altın olduğu için hiç okunmuyor. Ama böyle. Arkasında Lana var. İçi de çok güzel. Ay, böyle göstermem daha mantıklı. Şarkı sözleri var işte. Çizim aşamaları, yazım aşamaları. Çizim aşamaları ne? Şarkının yazım aşamaları işte böyle rastgele. Ya aslında ben hiç okumadım bu arada daha fazla. Birazcık inceleme fırsatım oldu ama Lana'nın kendi resimleri var. Kendi çektiği resimler var. Albümle uygun diye böyle koydukları resimler falan var. Çok güzel. Çok beğendim. Bir de burada bir tane dosyalık aldım. Bunu açmadım bu arada daha. Makasım da yok ki. Açabilecek miyim acaba? Böyle bir dosyalık. Aa, beklediğim gibi çıkmadı. Ben bunu tek başına bir tane zannediyordum. İçinde böyle kaç tane var? Paketin içinde mi? Arkadaşlar paketin içinde bu arada İtalyanca yazıyor. Maalesef İtalyan demek de İtalyan malı. Kaç tane? 5 tane. Böyle dosyalık. Ben bunu birilerine veririm. Çok güzel. Böyle bunu aslında böyle özetlerimi falan koymak için aldım. Sınav haftalarında çok fazla özet çıkıyorum yazarak çalışmayı sevdiğim için. Onlar için almıştım. Şu an böyle şeyler yazıyor ki her ders için bir tane aslında yapabilirim. Bayağı güzel oldu. Demin bilene veririm diyordum şimdi her ders için bir tane biraz bencilce oldu ama. Güzelmiş bu da. Böyle. Bir de şu an poşetten çıkmadı hepsini ayırdığım için ama Funko aldım. Onları göstereceğim. Biraz heyecanlı. Şimdi ilk olarak hangisinden başlayayım? İlk olarak kendimden başlayalım. Bir tane Groot aldım. Groot'lu Funko. Bunu açayım. Ya bunu aslında kendime almadım. Kardeşime aldım. Ama ben de kullanıyorum. Yani şu zaten burada figürlerim falan var. Bunu çevirirsem bir tane kayacak ama. Burada bir sürü Funko'm var. Onların yanına da koyabilirim. Şu anda bilmiyorum ne yapacağım bunu. Öyle. Groot. Sonra kendime aşırı 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 severek aldığım Iron Man Funko'su var. Ya aslında benim bu arada beklentimin bazı şeyler biraz altındaydı. Yani almak istediğim çoğu şeyin çok fazla çeşidi yoktu. Yani Funko'larda bunun için bir örnek yani. Daha fazla çeşit olması umardım ama bu arada Türkiye'de çok pahalıya denk geliyor yani genelde hani dolardan çevirdikleri için limited edition bu kaç lira gibi ben geçen buna bakmıştım 500-600 liraya falan geliyordu oranın dirhemiyle çevirdiğimde 200 liraya falan aldım bunu baya güzel bu Endgame'deki parmak ışıklatma sahnesi tam bir de bunu arkadaşıma aldım açmayacağım. Şu an korona kendisi. Tuan Everden geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Geçmiş olsun.
Öyle bunu tuhanaya aldım. Bir ara vereceğim inşallah. İyileşsin de bir. Öyle şimdi. Bir de bu arada kardeşim bir tane de Pamuk Prensesli Funko aldım ama onu kullanıyor. Paketini falan atmış. O yüzden onu gösteremiyorum. Yani çok merak ettiğini sanmıyorum zaten Pamuk Prensesli Funko'yu. Bir de son sanırım bitti bu arada. Aslında daha fazla şey aldım gibi ama galiba bitti. Bir tane güneş gözlüğü aldım kendime. Orada bana dediler ki güneş gözlükleri uygun. Gerçekten uygun. Gidip oradan güneş gözlüğü alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Bunun içinde bir şey. Maske mi bu? Off-white maskem olursa çok mutlu olurum. Daha yeni bir siyah maske kaybettim. Ne ya? Bu böyle bir şey. Bu gözlük temizleme şeyi de delikleri neden var anlamadım. Bu parmaklarınızı mı geçiriyorsun? Anlamadım bunun neden olduğunu ama böyle bir şey çıktı içinden. Yine böyle kutusu falan. Bunda neden böyle iki tane var? Neyse arkadaşlar gözlüğü göstereceğim artık. Şimdi mi pembe diye birazcık laf ettim ama böyle pembe bir tane gözlük aldım. Çok güzel bir gözlük. Böyle kenarlarında. Yok bundayım pardon. Off-white'ın logosu falan var. İçinde de yine aynı şekilde. Aslında bunun başka rengi olsa başka rengini almayı tercih ederdim. Ama yoktu. Ama bu da yani güzel. Ben pembe rengini aksesuarda severim. Bu şekilde arkadaşlar. Alışverişim bu kadardı galiba. Aslında daha fazla şey aldığıma eminim ama sanırım almamışım. Yani bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dubai seyahati. Aslında vlogun kapanışında bunun hakkında çok fazla konuşmadım. Dubai seyahati benim için gerçekten güzel bir seyahatti. Uzun zamandır üst üste çıkmıyordum. En son 9. sınıfın ortalarında çıkmıştım. Yani tam koronadan aslında bir ay önce falan çıkmıştım. Yok 2 ay önce falan çıkmıştım. Güzeldi yani. Dubai arkadaşlar gidilecek bir ülke mi? Bunun yorumunu yapan kişi de benim bu arada. Gidilir yani. Güzel bir ülke. Ama hani çok fazla gezilecek bir yeri, kültürel bir şey yok yani. Giderseniz alışverişe gidin. Alışverişinde öyle çok pahalı çeşit alabileceğiniz bir şey de yok yani. Fiyat olarak da daha uygun değil Türkiye'den genel olarak. Yani en fazla maksimum 50-100 lira falan fark eder yani. Gerçi ben çok pahalı şeyler almadığım için öyle de. Öyle yani. Güzel bir seyahatti. Alışverişimden de genel olarak memnunum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan da kapanış yapalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Elveda.